Dijital İşler'den merhaba. Dijital İşler'de bu hafta reklamlarla birlikte konuklarımız da var. Konuklarımız Pegasus'tan, Pegasus Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü ve Dijital Pazarlama Müdürü Didem Namver var. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Pegasus'un dijital dünyadaki varlığı, Pegasus'un dijital dünyaya bakışıyla bir başlangıç yapalım. Evet, herhalde bu noktada Pegasus'un e-commerce alanında yaptıklarından bahsederek başlamak lazım. Pegasus 2005 yılında ilk tarifeli uçuşlara başladığından beri FlyPGS web sitesini ana satış kanalı olarak konumladı. Ve de hem uygun fiyatlı bilet satarak hem de satış kanalı olarak misafirlerine ulaşılabilir bir uçak bileti alma deneyimini sunarak aslında hem e-commerce'ün hem de havacılık sektörünün çok hızlı büyümesi de önemli katkıda bulundu. Bugün baktığımızda FlyPGS her ay milyonlarca ziyaret alan, 9 dilde çalışan bir e-commerce sitesi. Toplam satışımızın yaklaşık %40'ın üzerinde bir kısmını FlyPGS'den yapmaktayız. Sadece uçak bileti satmıyoruz. FlyPGS'den bildiğiniz gibi uçuş deneyimiyle ilgili olan koltuk seçimi, yemek seçimi, ek bagaj hakkı gibi ya da marka işbirliklerimiz aracılığıyla otel, araç kiralama gibi hizmetleri de misafirlerimize sunuyoruz. Bu anlamda tüm seyahat deneyimini misafirlerimizle buluşturan bir e-commerce sitesi FlyPGS. FlyPGS'yi büyütmek için birçok şey yapıyoruz. Bunlardan birisi geçen sene Booking.pt satın alım sürecini yeniledik Aralık ayında. Online destek fonksiyonunu yerleştirdik. Tanıtım için iletişim kampanyaları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu şekilde. Bunun dışında sosyal medyadan sanırım bahsetmek lazım. Aynen öyle. Ben isterseniz ele alayım sosyal medya tarafını hızlıca. Sosyal medya dijital iletişimde en fazla yoğunlaştığımız kanallardan biri takdir edersiniz ki. Şu an hali hazırda 4 ana mecra üzerinde aktif iletişimimiz var Pegasus olarak. Facebook tarafında 930 bin fana sahibiz. 1 milyona hızla koşuyoruz. Orada fan artışıyla paralel aslında etkileşim oranımızın artışı da bizim için çok değerli. Twitter tarafında 103 bin takipçideyiz. 100 bin bariyerini çok yeni aştık. Onun dışında YouTube tarafını çokça videolarla beslemeye çalışıyoruz YouTube kanalımızı. G Plus tarafında da oldukça iyi bir organik büyüme var ve çok yakında Foursquare ve Instagram'da da bizi görüyor olacaksınız. Bekliyoruz. YouTube'da da özellikle bu son kampanyanıza zaten 100 bin barajını ilk haftadan aştınız. Daha sonrasında doğru. 320 binlere ulaştık video izlenmede. Paris ve Antep videolarının toplamında gayet iyi gidiyor. İlk 10 günlük sonuçlar bunlar yani henüz. geri dönüşü bayağı olumlu olmuş. Ya ben isterseniz 2013'teki dijital projelerden biraz bahsedeyim. Çok keyifli, dolu dolu bir yıl oldu bizim için online tarafta. Mayıs ayında yurt dışı iletişimimizi TV platformuna taşıdığımız bir iletişim kampanyamız olmuştu. İstikamet yurt dışı. Bu kampanyanın bir online kampanya versiyonu, bacağını hayata geçirdik birkaç ay öncesinde. Tourist of Colombe adıyla Kaan Sezyum'un rol aldığı. Oldukça keyifli bir kampanyaydı. Bu kampanya çerçevesinde 450 bin ziyaret aldı mikro sitemiz ve 3200 başvuru aldık ki başvuru oldukça zorlu bir süreç Video içeriğin içeriyordu, video etkisiyle tabii. içerik olduğu için. Bu anlamda başarılı bir kampanyaydı. Ondan hemen önce Barcelona hat açılışımızı kutladığımız bir Twitter kampanyamız oldu. Pegasus'ta barcelona.com üzerinde. Bu kampanya bünyesinde de 42 bin tweet atıldı Pegasus'ta Barcelona hashtag ile ve sosyal medyada 3,5 milyonluk bir erişim sağladık. Bu çok değerliydi bizim için. Onun dışında PwC Dünya sponsorluğumuz çerçevesinde Rüzgar Aşkına hashtag ile bir kampanya yaptık yine Twitter üzerinden. Ve Çok Gezenlerle Londra isimli bir de Facebook aplikasyonumuz vardı yılın ilk başında. Hayırlı olsun. Kısaca şey soracağım. E-ticaret cirosu alabileceğiz mi sizden? Cirosunu veremiyoruz. Ciroyu E-ticaret alamayacağız. cirosu Ama şunu veremiyoruz. diyebiliriz izleyicilerimize.
Pegasus halka açık bir şirket. Satışlarına bakıp böyle %40-%50 arası bir şey bulabiliriz. Ortalama bir değer bulabileceğimizi tahmin ediyorum. Doğru. Satışımızın %40'ın üzerinde bir kısmını FlyPGS'den yapıyoruz. Bir reklamla devam edelim. Sizin de zaten Booking.com'la olan işbirliğinizde. Booking.com bu hafta bir reklam yayınladı. Otellerle müşterilerin arasındaki böyle heyecan dolu anları, sabunlardan havlulara kadar böyle bir dakikalık kısa bir video. Birlikte izleyelim, sonrasında devam edelim. Brace yourselves people, because this hotel has some amazing footwear. And how about the 5-pound barbell at this resort? Into soap, this lodge has some. And this hostel has ice cubes. And this hotel has eggs. If you're into it, we know a place that Booking has it. Liquid! Recreational sand! Electric wind! Aggressive relaxation! That guy! Round things! Tanning apparatus! Whatever is going on in here? Colorful beverage accessories, maximum plushosity, airborneness. Find that one thing that you and only you find awesome on planet Earth's number one accommodation site, booking.com. Booking.yeah. Videoyu izledikten sonra sorularımıza devam ediyoruz konuşmamıza. Onur Dedeköylü'ye soracağım ben. Pazarlama direktörünün gözünden dijital kanalla geleneksel kanalın farklarını ya da bakışınızı anlatabilir misiniz? Tabii. Biz Pegasus olarak genç ama büyümekte olan bir markayız. 8 yılda çok yol kat ettik, ancak gidilecek de daha çok yol var. Dolayısıyla baktığımızda biz bu markayı büyütmek, konumlandırmasını netleştirmek, doğru yere oturtmak için, potansiyelini ortaya çıkarmak için daha geniş erişime sahip olan geleneksel mecraları kullanmamız gerekiyor. Önemi, yerleri gerçekten çok büyük. Ancak diğer taraftan dijitalin artan erişimine baktığımızda ve ne kadar hedefli işler yapabildiğimize ve ne kadar hızlı değiştiğine de baktığımızda dijitale gerçekten çok da ihtiyacımız var. Çok da büyük önem veriyoruz. Bir de bunun üzerine bir e-commerce business olduğumuzu da düşündüğümüzde zaten conversion odaklı trafik yaratan işler açısından bizim dijitali çok yoğun kullanmamız gerekiyor. Biz dijitalle geleneksele açıkçası şu şekilde bakıyoruz. Birincisi, hangi hedef kitleye ulaşmak istiyoruz? O hedef kitlede nasıl bir değişim yaratmak istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Ve buradan da kampanyayı ve mecra seçimi yoluna gidiyoruz. Yoksa dijital ya da geleneksel diye ayırmıyoruz. İkisinin etkileşimini olabildiğince kullanmak istiyoruz. Kullanmaya çalışıyoruz. Bir örnek verebilirim örneğin. 2013 yılında yapmaya başladığımız bir şey. Promosyon kampanyalarımızı hem dijitalde hem televizyonda yayınladığımız dönemlerde promosyon TV spotlarımızın yayınlandığı zaman aralığındaki Google Search rakamlarını nasıl peak ettiğine bakıyoruz. Böylece hangi kanallar ve hangi programlar, prototipler daha fazla Google Search yarattığını görüp ondan sonraki TV planlamalarımızda bunu tabii ki inputlardan birisi, tek input değil ama inputlardan birisi olarak kullanıyoruz. Bu aslında güzel bir aynen geleneksel kanal için dijitalden sağlıyorsunuz. Hani insight sağlamış oluyorsunuz. Evet. Bu aynı şekilde çok bariz basit bir şey ama her markanın her kampanyada yapmadığı bir şey. İşte hashtag kullanımı bizim için önemli. Bu özellikle son kampanyamızda atlayıp gitsem de hashtagle televizyonda yayınlanan hashtag'in dijitalde ne kadar fazla etkileşim yarattığını görme fırsatı bulduk. Bu tip unsurları sürekli olarak kullanıyoruz ve dijitalle gelenekseli birbirine entegre etmeye, bağlamaya, birbirinden güç alması için çalışıyoruz. Pegasus o zaman 360 derece marketingi, 360 derece pazarlamayı seviyorum. Bütün açık pazarlama daha fazla kullanılmış oluyor diyebiliriz o zaman. Evet. Didem Hanım'la devam edelim. Dijital kanallarda, dijital pazarlamada en fazla geri dönüş elde ettiğiniz kanal nedir? Sizin en fazla memnun eden kanal nedir diye sorsam. Evet, evet. Dijitalde biliyorsunuz en önemli ayrışan yan hedefli iletişim olması, Onur'un da bahsettiği gibi. Biz bu anlamda standart display, İşte GDN networkleri, RTB, Facebook, Twitter reklamları, mobil reklamlar kullanıyoruz. Ama bu anlamda da en iyi geri dönüşü performans anlamında search engine marketing'den ve email marketing üzerinden alıyoruz.
Search Engine tarafında Türkiye'nin en büyük kullanıcılarından biriyiz. Yaklaşık 30 farklı ülkede AdWords reklamcılığını kullanmaktayız. GDN ve RTB de dahil aslında bakarsanız AdWords'e. Google'ın yeni teknolojilerini çok yakından takip ediyor ve kullanmaya çalışıyoruz. 2013'te Pegasus Plus Lightbox uygulamamızla case study olduk. Çok başarılı bir uygulamaydı. Media First Google tarafında. Böyle keyifli işler yapıyoruz. Süper. Evet. O zaman güncele geri dönelim. Atlayıp Gitsem kampanyanız var bu dönemde. Evet. Onur Bey, Atlayıp Gitsem kampanyasını biraz daha detaylı nedir? Hani Atlayıp Gitsem Pegasus'taki özel bir yeri var mıdır? Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Atlayıp Gitsem kampanyası aslında bizim yeni çalıştığımız marka mimarisinin ilk lansman kampanyası diyebiliriz. 2013 yılında yaz aylarında marka mimarisini tekrar ele aldık. Uzun bir süre fokus gruplar, workshoplar, tüm misafire dokunduğumuz touch pointleri inceledik, değerlendirdik. Böyle bir çalışmanın sonunda yeni bir marka mimarisi oluşturduk. Bu marka mimarisi tabii ki bugüne kadar Pegasus'un markasının mimarisinden çok uzak bir noktada değildi. Ama netleştirmemiz ve bir takım farklılık alanları yaratmamız adına çok önemli yol kat ettik. Sonuçlarında da zaten olumlu geri dönüş aldığımız bu tip kampanyaları ortaya çıkartıyoruz. Ne diyoruz? Aslında her fırsatta hayatının içini doldurmak için, hayatı dolu dolu yaşamak için her fırsatta o seyahat anlarını yaratmak, seyahat fırsatlarını yaratmak senin elinde. Yeter ki gözünde büyütme, atla git ve de yeni şeyler tat, yeni şeyler dene diyoruz bu marka mimarisinde çok genel olarak. Ve Pegasus'u misafirlerine ilham veren bir marka olarak konumlandırıyoruz. Bu kampanyanın, bu marka mimarisinin lansman kampanyası olarak Atlayıp Gitsem kampanyasını çıkardık. İki tane güzel film yaptık. Birisi Antep, birisi Paris'le ilgili. Ve gerçekten geri dönüşlerde, özellikle sosyal medyada kampanyanın çok güçlü bir tüketici içgörüsüne dayandığını gördük. Bizim söylemek istediklerimizi aslında misafirlerimiz sosyal medyada bizim adımıza yazdıklarını gördük, değil mi? Kesinlikle. Aynen öyle. Biz bu anlamda ilham verme misyonuyla yola çıkıyoruz bir süredir kampanyalarımızda. Dijitale de bunu çok net yansıtmaya çalışıyoruz. Ve hashtag atlayıp gitsem aslında takipçilerimizin seyahat motivasyonlarını paylaşmalarına zemin oluşturdu. Süper. Ve çok keyifli içerikler çıktı gerçekten. Bu kampanya çerçevesinde dijitalde bir landing page oluşturduk FlyPGS üzerinde öncelikle. Bütün medya planlamamızı bu landing page'imize yönlendirdik. Yaklaşık 10 günde 50 bin aşkın ziyaret aldı bu landing page. Videolarımız var landing page. Hashtag'imizi takip edebilecekleri bir tweet wall var. Keyifli şehir içerikleri var. Yine ilham verme anlamında. Kampanya süresince On Media'yı da çok aktif kullandık. FlyPGS'yi, sosyal medya kanallarımızı, özellikle post anlamında çok yoğun bir iletişimimiz oldu. Onun haricinde standart display kullanımlarımız, mecralarla özel projelerimiz, Twitter reklamcılığı elbette hashtag üzerine gittiğimiz için önemli bir pay aldı. Medya planımızda Facebook reklamlarıyla da destekledik. Onun haricinde YouTube tabii önemli bir reklam mecrasıydı bizim için videolarımızın izlenmesi anlamında. Süper. İzleyicilerimiz zaten hatırlayacaktır. Geçen hafta biz sizin Antep videonuzu yayınlamıştık. Yani ben şahsen hani oradaki ustanın şeyinden, kendi anlatımından işte sabah çıkmışlar gelmişler falan hani bir hafta sonu atlayıp gitsem dediğin noktada Pegasus'u yakalamış oluyoruz. Ben de hakikaten reklamın içeriği yönüyle kendimden bir parça bulmuştum. O yönde hakikaten etkileyiciydi. Kısaca bir şey sormak istiyorum. Bu seferki mikro site sanırım sitenin içerisinde. Sitenin içerisinde. Bunun özel bir sebebi var mı? Gömdük açıkçası. Yani şöyle videolarımızı yayınlamak istedik. Tweetwall vesaire FlyPGS'nin altında olsun. Çünkü aslında ilhamın altında hadi atla git mesajı da olduğu için hadi oradan FlyPGS'yi yönlendirebilelim istedik açıkçası. Dışarıya fazla kaçırmadan içeride saklamış olmak. Doğrudur. Tamam, doğrudur. Süperdir. Bir de zaten çok FlyPGS'nin Pegasus'un söylediği bir şey bu. Hani ayrı bir mikro sitede apayrı bir yaratıcı fikir içeren bir iş değil. Zaten marka mimarisinden de doğan bir şey. Evet.
Ve buna benzer bizim örneğin 2013 yılında devreye aldığımız şehir rehberi uygulamamız var. Çok benzer bir mantıkla. Orada onlarca şehrin içeriğiyle ilgili işte nerede kalabilirsiniz, nerede yiyip içebilirsiniz, travel ihtiyaçlarıyla ilgili birçok bilgi zaten aktarılıyor. Biz böyle bir yola aslında çıkmıştık. Bu Atlayıp Gitsem kampanyasının landing page'i de o benzer şekilde, ona benzer şekilde çok güzel bir zemin oluşturdu. FlyPGS içerisinde. Süper. Son olarak dijital ajanslara geçelim. Hani Pegasus'un dijital ajanslara bakışı ya da dijital ajanslardan beklentileri nelerdir? Tabii ajanslar konusunu değinmek isteriz ama daha fazla dijital ajanslara yoğunlaşalım. Ama öncesinde bir videomuz var. Auditor'un yaptığı, bir ajansın yaptığı güzel bir kampanya. Müşterilerine bir kutu gönderiyor. Kutuyla dünyanın her tarafında olduğunu eğlenceli bir yolla göstermiş. Birlikte izleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Eğlenceli videomuzu izledikten sonra Onur Bey'le devam edelim. Dijital ajansları konuşalım. Dijital ajanslardan beklentiler neler? Dijital ajanslardan memnun musunuz? Ya da dijital ajanslarla ilgili ne demek istersiniz? Şimdi dijital ajanslarla ilgili sadece dijital ajanslar değil, bütün ajanslardan aslında iletişim ajanslarından en önemli beklentimiz markanın iş hedeflerini anlamaları, markanın iletişim hedefini, bu iş hedefine bağlı olan iletişim hedefini anlamaları ve ne yapmak istediğimizden yola çıkarak aslında bir iletişim kurgulamaları. Dediğim gibi sadece dijital değil, geleneksel ajanslardan da beklentimiz bu. İkinci bir beklentimiz, geleneksel ajanstan bir büyük kampanya fikri çıktığında bunun dijital ajans tarafından özümsenmesi ve de içselleştirilmesi ve de köpürtülmesi için elimizden geleni yapmamız, bir vücut olarak çalışmamız. Dijital ajanslar dediğimizde conversion hedefli işler bizim için çok önemli. Orada baktığımızda da hayatımız çok hızlı değişiyor. Yepyeni teknikler giriyor hayatımıza. İşte SEM'de olsun, remarketing'de olsun, behavioral marketing'de olsun. Bunları ajanslarımız zaten bize çok yoğunlukla getiriyor. Ama bunları belirledikten sonra ve ne yapacağımızla ilgili yola çıktıktan sonra aslında iş orada başlıyor. Çok fazla şey yapılması gerekiyor. Gerektiğinde e-commerce platformuna belirli kodların yerleştirilmesi gerekiyor. Belirli değişikliklerin yapılması gerekiyor. Ajansın burada marka tarafını mümkün olduğunca sıkıştırması ve gerçekleştirmesini sağlaması gerekiyor. SEM'de artık hedef kitle bazında ve dil bazında ve ülke bazında ne tip kampanyalar yapılması gerektiğini konuşmak, bunları çok sıkı takip etmek, trial dönemleri yaratmak, sonuçları almak, sonra bunu genele yaymak gerekiyor. Remarketing, behavioral targeting dediğimiz şeyler yine böyle. Teknoloji okey orada ama bunu nasıl bir stratejiyle, ne tip taktiklerle uygulamanız gerektiğini marka ekibiyle ciddi anlamda tek vücut olarak çalışmanız gerekiyor. Sosyal medya tarafındaysa şöyle bir realite var. Çok hızlı değişiyor yine. Çok dinamik
ve markaların kendi iş gücüyle gerçekten sosyal medyada olup biteni ve de daha neler yapılabileceğini takip etmesi ve uygulaması imkansız. Orada sosyal medya ajanslarının ciddi anlamda sürükleyici olması gerekiyor. Marka ekibini sürekli sıkıştırması ve demanding olması gerekiyor marka ekibi üzerinde. Ve de günlük conversation'ı ciddi anlamda takip etmeleri gerekiyor sosyal medya ajanslarının. O zaman benim anladığım hani ajanslar sizleri sıkıştırsın. Çünkü şey orada evet. işte tag eklerken, teknik konuda, işte sosyal medya yönetirken işte sürekli bir istekte bulunup bunu niye yapmadınız? İlk önce e-posta sonra telefon, e-postam geldi mi diye bu şekilde devam edecek. Evet biraz öyle olması gerekiyor. Belki her konuda değil ama arada bir onu yapmak gerekiyor. Çünkü çok bizim de çok yoğun bir şeyimiz var, hayatımız var. İş gücü olarak her zaman keşke olsa dediğimiz seviyede olamıyoruz. Ama sonuçta dijital, sosyal medya bunlar bizim geleceğimiz. Ajansların bizi bu konuda biraz zorlaması gerekiyor. Genel olarak Pegasus'un e-ticaretinden dijital pazarlamasına kadar detaylı bir konuşma yaptık. Son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yoksa yavaş yavaş programın sonuna gelelim mi Didem Hanım? Çok teşekkür ediyoruz. 2014'te de güzel işlere imza atacağız. Umarım bir 3-5 ay sonra tekrar bekleriz. Bir araya gelir onları konuşuyor oluruz. Onur Bey siz zaten ajanslar yönüyle aslında son bir evet, genel bir değerlendirme yapmış olduk. 2014'te heyecanlı bir yıl olacak, güzel bir yıl olacak. İnşallah öyle umut ediyoruz. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Gelecek hafta hem reklamlarla hem de yeni konuğumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.